Efendim iyi akşamlar. Yine Kanal 60 stüdyolarında, yine İstanbul'dayız, yine canlı yayındayız. Kendi günümüzde, kendi saatimizde yine karşınızdayız. Bizim bu haftaki konumuz yine seçimle alakalı bir konuk. Ancak öyle bir önemli ki bizim için, Tokat için çok önemli. Şöyle, bizim hemşehrilerimizden en az 30 bin kişi diye tahmin edilen bir kitlenin yaşadığı bir ilçede bu ateşten gömleği giyecek, belki de Türkiye'nin en zor seçimlerinden bir tanesini yaşayacak olan bir ilçede belediye başkan adayı kendisini size tanıtırken titrini okumam esnasında bir nefesim yetecek mi bilmiyorum ama deneyeceğim. Kendisi mimar, şehir plancısı, daha önce belediye başkanıydı. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli Evler ilçe belediye başkan adayı. Saffet Bulut'la bu akşam bu programı yapacağız. Saffet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim şimdi sizi anons ederken Bahçeli Evler Belediye Başkan adayı yerine dilim sürçüp şey diyebilirdim herhalde. Büyükşehir Belediye Başkan adayı diyebilirdim herhalde. Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bahçeli Evler tabii daha önce iki dönem, 94-2004 arası iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Dolayısıyla Bahçeli Evler'i çok yakından biliyorum, tanıyorum. Halkımızı da tanıyorum. Tabii buradan sizin kanalınızda Kanal 60 vasıtasıyla bütün hemşehrilerime, özellikle Tokatlı hemşehrilerime buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten bizim ilçemizde de çok Tokatlı hemşehrimiz var. Tokat ülkemiz için çok önemli adamlar yetiştirmiş, siyaset adamları yetiştirmiş, devlet adamları yetiştirmiş, diğer iş adamları yetiştirmiş. Çok önemli bir ilimizdir. Ben Tokat'ı çok hem severim insanlarını hem de insanları bize de çok destek vermiştir iki dönem belediye başkanlığım süresince. Ben inanıyorum ki Tokatlı hemşehrilerimiz bu dönemde deneyimli olarak, deneyimli bir belediye başkanı olarak projeleri gerçekleştirebilecek bir belediye başkanı olarak bizi seçecektir, tercih edecektir. Çünkü ben mimarım, şehir plancısıyım. Tecrübem de var. Dolayısıyla sorunları da yakından bildiğim için Bahçeli Evler'e, Tokatlı hemşehrilerime, Bahçeli Evler halkına, ülkemize faydalı hizmetler yapabileceğimi düşünüyorum. Bunun için de yola çıktık. İnşallah bunu başaracağız. Öyle şu ana kadar 2000 küsür esnafa girdik. Bunlardan aldığımız heyecanla, hızla yolumuza devam ediyoruz. Bu seçimlerin galibi biz olacağız. Tokatlı hemşehrilerim de bunun onurunu, gururunu birlikte onlarla paylaşacağız diye düşünüyorum. Yani şimdi soru şu, siz ne bıraktınız ve şu an ne bekliyorsunuz? Tabii. Yani siz ne bulacaksınız? Sabahleyin seçildiniz, mazbatayı almaya gittiniz, Bahçeli Evler'de ne bulacağınızı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, çok teşekkür ederim. Tabii Bahçeli Evler halkı hizmetin en iyisine layıktır. Biz her zaman böyle baktık. Ben 1962'den beri Bahçeli Evler'de oturan bir insanım. Halen Bahçeli Evler'de oturuyorum. Çünkü neden? Hiç Bahçeli Evler'den ayrılmadım. Ama görüyorum ki hatta bizim belediye başkanı da, şu andaki başkan da ilçesinde oturmuyor. Bir kere... Başkanım özür dilerim, bunu bir daha söyler misiniz? Evet. Ben 52 yıldır Bahçeli Evler'de oturuyorum. Ben Trabzonluyum. Ama ben Bahçeli Evlerliyim diyorum. Çünkü Trabzon'da doğdum ama benim çocukluğum, bütün hayatım Bahçeli Evler'de geçti. Bu yüzden Bahçeli Evlerliyim diyorum. Çünkü Bahçeli Evlerliyim demek bir onurdur, gururdur. Çünkü ben ilçemi çok seviyorum, insanlarını seviyorum. Eğer ben Bahçeli Evler'de oturmazsam demek ki o ilçeyi sevmiyorum. O ilçenin sokağını sevmiyorum, o ilçenin ağacını sevmiyorum, o ilçenin yolunu sevmiyorum, yeşil alanını sevmiyorum, parkını sevmiyorum demektir. O zaman o ilçeyi sevmiyorum demektir. Oturmayanlar demek ki başka ilçe, kendi ilçelerini beğenmiyor da oturmuyorlar. O yüzden biz 52 yıldır Bahçeli Evler'de oturuyoruz. Ve Bahçeli Evler'i ben bıraktığımda İstanbul'un oturulmak istenilen
birinci ilçesiydi. Veri bu, var mı bu konuda? Tabii. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ankette İstanbul'a sormuşlar. Hangi ilçede oturmak istersin? %11.2 ile Bahçelievler demiş. Biz Bahçelievler'de öyle hizmetler yaptık. Bu hizmetlerimizi de kamuoyuna öyle duyurduk ki İstanbul halkı Bahçelievler'de oturma arzusunda oldu. Hemen o bağlamda sorayım. Yolüstü Derneği'nin dernek binası sizin eseriniz midir? Şimdiki belediye başkanı. Evet, eseriniz. Benim eserimdir. Siz mi yaptınız? Evet. Tokat Reşadiye Yolüstü Derneği'nin bilirler. Şimdi hemşerilerim izliyordur. Bilirler ki ben onların hem bina yaptırdım, beton verdim. Çok desteğim vardır Yolüstü Derneği'ne ve çok güzel bir dernektir. Keşke bütün dernekler öyle olsa. Bahçelievler'de geçmişte çok önemli hizmetler yaptık. Bakın ben bunları kaç söyleyeyim. Param vardı başkan? Ben 5 trilyonluk bütçe vardı ilk başladığım zaman. Ondan sonra bıraktığım zaman 20 trilyonluk bütçeyle bıraktım. Ne zaman bıraktınız? 2004'te. Yani 20 trilyon bütçe kullanıyordum. Tamam. Ve kasada da 6 trilyon para bıraktım. Öyle bıraktım. Tabii. Kasada 6 trilyon? 6 trilyon para vardı. Bak, borcunuz da yok. Hayır. 6 trilyon parayla bıraktım. Bilir. Bilen biliyor. Bizim Bahçelievler'de belediye personeli de bunu biliyor. O zamanki Sayman da biliyor. Şimdi rahmetli oldu o arkadaşımız ama orada bilenler biliyor. Biz böyle bıraktık. Ve 5 trilyonluk bütçeyle başladık. Neler yaptık biliyor musunuz? Geldik Şirinevleri çamurdan kurtardık. Öğretmen evi. Onları sayacağım. Şirinevleri çamurdan kurtardık. Şirinevler çamur evler olmuştu. Vatandaşımız biliyor. Orada ilk defa kilit parke taşı biz ilçede kilit parke taş yola ilk defa bizim ilçede başladık ve oluklu taşı ben çizerek. Niye su akmıyordu çünkü? Efendim tabii su akmıyordu. Şimdi derenin kod düşüktü. Veyahut da şöyle diyelim kanalizasyon koduyla derenin kodu arasında çok mesafe olmadığı için geri basmalar söz konusuydu. Dolayısıyla bunu engellemek için yüzeysel oluklarla suyu aktardık ve o olukların taşların çizimini de ben taş firmasına böyle bir oluk yapacaksın, imal edeceksin ve getireceksin. Biz onlarla yandan suları alarak çamuru kurutacağız. Bakın şimdi Şirinevler'in çamuru kurumuştur. Şu anda Şirinevler'de uzun bir süredir ben bıraktığım dönemde işte ilk yıllarda oradaki çamur evleri bıraktık. Orası Şirinevler çok güzel bir semt haline geldi. Bu Cemevi ile alakalı payınız var mı sizin? Yeni Bostan'da bizim hemşerilerin çok uğrak yeridir orası. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Cemevi de bizim, cami de bizim. Benim dönemimde ben 10 tane cami yaptım. Başkanlık dönemimde. Bunların birisi, bak burada yine söylüyorum. Yeni Bostan'da Selçuk Hatun Camii, Yeni Bostan'da Kuba Camii, Yeni Bostan'da İmam Azam Camii, Koca Sinan'da efendim İmam Mustafa Camii, Koca Sinan Merkez Camii, Barbaros Camii, Ulu Camii'nin ilave kısımları, efendim ondan sonra İmam Buhari Camii gibi birçok cami yaptık. Bu arada da cemevine de destek verdim. Niçin? Cami yapılıyorsa cemevi de yapılacak kardeşim. Cami de bizim, cemevi de bizim. Kilise de bizim. Evet. Tabii bu böyle bakmak lazım. Dolayısıyla biz o Yeni Bostan cemevine destek verdik. Benim dönemimde yapıldı. Karacaahmet yıkılıyordu o dönemde. Büyükşehir Belediyesi Yeni Bostan'daki cemevinin inşaatına da zabıta göndermişti. Telsizde duydum. Kaç tane zabıta geldi dedim. Dediler 5 tane. Siz 10 kişiyle gidiyorsunuz. Onları oradan kovuyorsunuz. Aynen böyle. Ve onları kovduk oradan. Ben böyle başkanlık yaptım. Ben şimdi hiç kimseyi hep doğruları söylerim. Birkaç tane spor salonu yaptı ama atıl duruyor. Onların içini doldurmak lazım. Tabii oralara öncelikli, halkımızın öncelikli hizmetlerini belirlemek lazım. Yani hangi hizmetler önceliklidir halk için? O hizmetleri belirleyip de yapmak daha doğru ama hakkını teslim etmek lazım. Birkaç tane spor salonu yaptı.
Ama dediğim gibi 320 trilyonluk bütçe var. Şimdi var. Bu bütçe çarçur edilmiş. Ben biraz önce ne diyordum? Turgut Özal alt geçidi nasıl yaptım? Size söyleyeyim. Bugün böyle bir var mı böyle bir insan? Anlatacağım şeyde. 94-99 arasında Büyükşehir Belediyesi'nin benim ilçeme yaptığı bir tane alt geçit var. O da nerede? JFK Hastanesi var. Hı hı. Bakırköy Akıl Hastanesi'ne giden Talatpaşa Bulvarı'nın İsa Alptekin alt geçidi. Onu yaptı bak 94-99 arasında. Büyükşehir Belediyesi yaptı. E5'in altında bir tek o yaptı. 500 milyarını Bakırköy'e yazdı. 1 trilyonluk bir geçit. 500 milyarını bize yaptı. Ben ilçe belediyesi olarak üzerime görev olmadığı halde Yeni Bosna'yı düşünerek, Yeni Bosnalıları düşünerek o dere yolunu, o Ahmet Yesevi Caddesi, o cadde su altında kalıyordu. Yağmur yağdığı zaman su basıyordu. Bütün binalar alt katlarını su basıyordu. Hem onu çözmek hem de Yeni Bosna'yı İstanbul'a açmak için o alt geçidi yaptım. Bunu nasıl yaptım söyleyeyim. 250 milyar 1 trilyona mal oldu. 250 milyarını Başbakanlık Acil Destekleme Fonu'ndan istedim, rica ettim, aldım. 250 milyarını ben kendim harcadım bütçeden. Ama ilk kaleminiz çok riskli bak, kalem. Tabii ondan sonra efendim 500 milyarını da Bakırköy Belediye Başkanı'na ben Marmara Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın adaydım. O zaman bakın. Tamam. O zaman Sabah Gazetesi'nin ilave eki çıkıyor. Sene? Sene 90'lı yıllar. 97, 90. Sabahtayım başkanım. Sabah iki telli. Sabah Gazetesi de İstanbul eki çıkıyordu. Şey, günaydın Melodi. Melodi çıkıyordu. Sabahın başkanım. Tamam, Melodi'ydi başkanım. Yok yok, İstanbul eki. Ha, İstanbul, ha tamam. O da bir de bölgesel gazetesi. Evet. Var. Tamam. Şimdi o orada yazdı. Dedi ki 500 milyarlık koltuk. Bak, şey misin? Hani, yani ben buraya aday olmayacağım, sen burayı yapacaksın dedi, mı yaptın? Şöyle dedim ki ben Marmara Boğazlar Belediyeler Birliği Başkanlığı'na adayım. Bakın tamam. Bu kadar büyük bir Çanakkale, bütün Boğazlar her şeyin başkanı biziz. Tamam. Bütün belediyeler, büyük şehrin de başkanı benim. Bak, tamam. Büyükşehir Belediyesi de çünkü o zaman bütün belediyeler Anavatan Partisi'de çoğu %80'i. Ben kesin kazanacağım. Ahmet Bahadirli'ye dedim ki sen bu at yarışları sana çok param var. At yarışlarından aldığım para. O zaman at yarışlarını Bakırköy Belediyesi alıyordu bütün parayı. Şey, Zeytinburnu. Evet. Tamam. Sen dedim burada senin paran var. Bana 500 milyar ver. Bu geçide harcayalım. Sana da ben koltuğu veriyorum. Onun için o İstanbul ekinde 500 milyarlık koltuk diye böyle yaz. Bakın. Kim o makamdan vazgeçip de o hizmeti yapar Yeni Bosna'ya soruyorum. Kim bugün o görevi, o koltuğu bir arkadaşına devredip ondan yeter ki para alıp o işi bitireyim der. Bu kadar özveriyle çalıştık biz işte. Kentsel dönüşüm, toplulaştırma yapmak lazım. Toplu bir şekilde ada bazında yapmak lazım. Ada bazında yaptığınız zaman finansmanı da kendi içinde çözersiniz. O insanların cebinden bir kuruş para çıkmadan efendim o halkla beraber, o adada yaşayan halkla beraber, efendim şehir plancılarıyla beraber, üniversiteden bu işin uzmanlarıyla beraber, belediye beraber bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon el sıkışır. Kimseyi yerinden etmeden o adada yaşayanların hatıraları vardır o adada. Orada evlenmişlerdir, orada çocukluklarını geçirmişlerdir. Orada bir sürü anıları vardır. O anılardan, o insanları koparmadan ve onları da el sıkışarak, cebinden de bir kuruş para çıkmadan o insanlara orada konut üretmektir. Kentsel dönüşüm için bakın burada projeleri bitirmiş olacaktık. Bakın bu kentsel dönüşüm Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir yapı adası. Şurası şu kısım bir yapı adasıdır. Ada değerlendiriyorsunuz. Tamam. Kentsel dönüşümü ada yapacaksınız. Çünkü buradan yeşil alan çoğaltıyorsunuz. Bakın buradaki yeşil alan, bakın şurada yeşil alan var mı? Yok. Buralarda yeşil alan? Yok. Var. Şu bölgede diyorsunuz. Tabii. Tamam, orada var. Evet, tamam. Bakın bu bloklar bu şekilde oluyor. Bakın.
şurada. Bu şekilde ne diyor? Güvenli, depreme dayanıklı, sağlıklı, huzurlu, konforlu, modern yapılar. Bakın para, ada para, ada. Başkanın para? Parasını kendi içinde çözeceksiniz. Nasıl çözeceğim? Yani ev benim, buradayım, kentsel evet. dönüşüme dahil oldu. Tabii, nasıl alıyorum? Şimdi size söyleyeyim. Şimdi bu adada oturanlarla hep bir araya toplanacağız. Tamam. Geleceğiz. Tamam. Bu işin uzmanları, şehir plancılar da gelecek. Tamam. Efendim üniversiteden hocalar gelecek. Tamam. Bir de belediye olarak biz olacağız. Tamam. Biz bunu nasıl çözeceğiz diyeceğiz. Burada herkes birer daire alacak. Tamam. Dairesine karşılık. Artı cebinden bir kuruş para çıkmaması lazım. Niçin? Niçin çıkmaması lazım? Zaten adamın evi var. Zaten evi var. Bir de kredi, bankadan kredi kullansın dediğiniz zaman adam 1.000 lira emekli maaşı alıyor. Nasıl kredi kullanacak? Krediyi nasıl ödeyecek? Böyle bir şey yok. O zaman finansmanını kendi içinde çözmeniz lazım. Orada mesela bu işi ihale edildiğinde veya müteahhit buraya gelip de biz bu adayı komple yapmak istiyoruz dediği zaman ne olacak? Müteahhit kendine de bir kısım konut üretecek. Ama diğerlerine bir kuruş para almadan diğerlerinin konutlarını da üretecek. Yani çıkanırsam ben müteahhite bir daire daha oradan gerekirse tellere ederim ama vatandaşa yine de para dettirmem diyor musun? Kesinlikle. Kesinlikle. O şekilde çözülür. Başka türlü çözemezsin. Yık yap demekle çözülmez. Çözülmüyor zaten. Bu şekilde. Mesela burada yine aynı şekilde çarpık yapılaşma ve dayanıksız binalardan ilçe halkını kurtaracağız demişiz. İşte şurada bu çarpık binalar şurada gözüküyor. Bunlar çarpık binalar. Yine Siyavuşpaşa'dan mesela mahalle örnek. Bu Zafer Mahallesi'nde öyle, Yenibosna'da öyle, Koca Sinan'da öyle, Bahçelievler'de öyle hepsi. Bu örnek olarak mesela. Evet. Bunun gibi kentsel dönüşümle ilgili yine bakın. Burada yine hep o mahalle, ada ama. Ada ada. Onu dikkat edelim. Olumsuz koşullar içinde yaşamak kaderiniz değil. Yerel yönetimler olarak bizler bu keşmekeşten ilçe halkını kurtaracağız demiş. Bakın bu yine aynı. Bu keşmekeş şu. Bakın şu anda bu adadaki konutlar bu şekilde. Bakın böyle. Şimdi bu modern bir görünüm değil. Yani şu an ben burada tabii. yaşıyorum. Ha, evet biz de ben de orada yaşıyorum. Yani. Dolayısıyla bu, kentsel dönüşüm mutlaka yapmak lazım. İşte o kamu binaları dediğimiz binalar hepsi kentsel dönüşüm neticesinde. Mesela kentsel dönüşüm neticesinde engelliler için evler. Mesela bak bu proje engelli ev. Bak, o dostlarımız ki toplumumuzun %8'i engelli vatandaşlarımız. Onların yaşam şartlarını en iyi koşullara kavuşturabilmek için engelli ev düşüncemiz var. Bu da kentsel dönüşüm netice. Kentsel dönüşümde hayvanlar için hayvan barınakları. Bu da kentsel dönüşüm neticesinde ortaya çıkan mekanlarda çözülecek hayvanlar için. Olimpik spor tesislerinden hemen şeyden yukarı Yazıcıoğlu, Recep Yazıcıoğlu geçitine doğru çıkarken köşede binalar var şu anda. 2 blok. O binalar 16 kat. Arkasındaki binalar 9.50. 3 kat. Hemen arkasında. Nasıl oluyor mesela? Efendim şimdi işte ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ben belediye başkanı olduğum dönemde 1 metrekare yeri imara açmadım. Burada televizyon huzurunda söylüyorum. Açık açık da söylüyorum. 1 metrekare alanı, yeşil alanı imara açmadım. Ama bizden sonra tabii niçin açmadığımız da şöyle. Biz Büyükşehir Belediyesi bizden değildi o zaman. Şimdi tabii tamam. Bizim partiden değildi. Biz imara açmamız mümkün değildi. Zaten böyle bir düşüncemiz de yoktu. Ama bugün Büyükşehir ve ilçe belediyesi boşluk bırakmadı. Her tarafı imara açtı. Bu dediğimiz kat olan yerde de daha önce imar yoktu. Top oynuyorduk biz. Tabii evet. Daha önce imarı yoktu oranın. Şimdi nasıl oldu 16 kat? Size soruyorum. Evet. Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki Büyükşehir Belediyesi'nden imar tadilatı yapılmış. Ve o tadilat gelip belediyede 1/1000'liği ilçe belediyesinde yapılıyor. 5000'liği Büyükşehir'de yapılıyor. Binliğini tasdik ederken kardeşim bunda kamu yararı yok.
daha çok yeşil alan bırakacaksın, bu kadar kata ihtiyaç yok deme hakkı ilçe belediye meclisinindi. Niçin demedi? Peki, çünkü Sayın Başkan da şunu söylerse, derse ki ben ilçede kentsel dönüşümle alakalı çalışıyorum. Bu nedenle buraya efendim, ihtiyacım kentsel vardı derse. Dönüşüm, kentsel dönüşüm o şekilde yapılmaz. Arkadaki toplulaştırma veya ada bazında yapılır. Hı hı. Affınıza sığınarak bir soru soracağım. Demin bir ayet okudunuz. Bununla alakalı da bana direkt cep telefonundan mesajla geldi. İşte ehline vereceksiniz anlamında. Ben ayeti Türkçe tercüme etmekten imtina ederim, yanlış ederim diye. Soru şu başkanım. Kadir Topbaş mimar. Mustafa Bey mimar değil. İşi ehline vereceğiz. Ne yapacağız? Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Bir kere süper başkanlar vardır. Bunlar iki dönem, üç dönem falan devam ederler. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Mustafa Başkan, yani Mustafa Sarıgül, Allah tarafından meziyetleri olan bir başkan. Yönetim anlamında. Tabii. Şimdi bakın, cenaze arabası isteyip de vermediği hiç kimse yok. Dernek başkanı. Bakın ben size söyleyeyim. Daha geçen günü, bir iki gün önce Konyalı vatandaşlar beni aradılar. Dediler ki cenazemiz var. Bahçelievler Belediyesi bize araba vermedi. Bizimki, ben de dedim ki bir başka arkadaşıma yönlendirdim. Meclis üyesi aday adayına yönlendirdim. Dedim ki bakın bu arkadaşların işini çözüm bulabilir misiniz? Hemen çözüm bulundu ve Şişli Belediyesi araba verdi, cenaze arabası. Bu Türkiye'nin her tarafına böyle gidiyor. Ve gidin Bahçelievler'de sorun. Ama bu ne, nasıl oluyor? Size söyleyeyim. Eğer siz belediye başkanına direkt ulaşılmıyor, belediye başkanı talimat veriyor alttaki başkan yardımcılarına. Diyor ki arkadaş, bak cenaze arabası istendiğinde duyarsam birini geri döndürdünüz, burada bu koltukta oturmayacaksın. Ben sana orada şahit ama bunu demediğiniz zaman alttaki insanlar ya kardeşim biz araba veremiyoruz diyebilir. Ama talimatı bu şekilde verdiğiniz zaman araba vermemezlik yapmaz. İşte söylüyorum, burada açık açık da söylüyorum. Şimdi Mustafa Sarıgül'ün bu anlamda herkesin işine koşmuştur. Sizin için bu yayına çıkmadan önce çok minik bir araştırma yaptım. Sizinle ilgili Bahçelievler'de eskilerin söylediği önemli bir şey var. Bu benim için çok önemliydi. Bakın, Tokatlı'da ulusal basındaki arkadaşlar hepsi bilir. Çok net söylüyorum başkanım. Evet. Ben sizin eksiğinizi de yediğinizi de ben bu yayında konuşurum. Ama tabii, bunu tabii, bana değil. Söyledikleri için ben bunu söylemek üzere görevli sayılırım. Derler ki başkanın bir özelliği vardır. Nedir kardeşim, işte şunları anlattılar, ettiler. Başkan para vermeden iş yaptırabilir diyorlar. Evet, doğru. Nedir başkan, bunun tılsımı ne? Yani şimdi efendim, bu bir şey yani. Bakın size şunu söyleyeyim. Şimdi söylüyorum burada. Bakın bizim dönemimizde Bahçelievler, ben meclis üyeliği de yaptım. 92-94 arasında. 17 ay meclis üyeliği yaptım. Tamam, biliyorum orayı. 94'te belediye başkanı seçildim. Bakın Bakırköy'den Bahçelievler ayrıldı. İlçe oldu. Bahçelievler'in kaymakamlık binası yok. Naci Ekşi Bey'in zamanında diyorsunuz değil mi? Yok. Ali Talip Özdemir döneminde ayrıldı Bahçelievler. Bahçelievler'in hükümet konağı yok. Bahçelievler'in belediye binası yok. Bahçelievler'de karakollar bu yok. Bina? Ben söyleyeceğim. Onları biz yeni yaptık. Karakollar yok. Var olan Mahmut Bey yolu üzerinde bir karakol vardı. Şimdi karakol değil başkanım. Şu anda orada şey var, muhtarlık var. Muhtarlık var. Hürriyet Mahallesi muhtarlığı. Muhtarlık. Biz onu karakoldan sonra sağlık ocağı yaptık. Kaldırdılar, muhtara verdiler. Şu anda muhtar da orada reklam yapıyor. Belediyenin reklamını yapıyor. Geçen gün gittim. Efendim ondan sonra bizim bölgemizde öğretmen evi yok. Ondan sonra biraz önce ifade ettiğim gibi bir karakolda şey de vardı. Ünverdi'de baraka şeklinde muhtarlıkla beraber. Muhtarlık binaları yoktu doğru düz.
sağlık ocakları yoktu bizim dönemimizde. Bunların birçoğunu biz devletin bütçesinden 5 kuruş para çıkmadan gerçekleştirdik. Benim görevim değildi onlar. Ama ben Ahmet'in, Mehmet'in görevi diye bakmıyorum. Bu görev kimin gücü yetiyorsa. Ben kaymakamlığın işine koştum, emniyetin işine koştum, diğer milli eğitimin işine koştum benim dönemimde. Yoksa yılın başarılı belediye başkanı seçilemezsin. Ben bir yılda ben yılın en başarılı belediye başkanı seçildim. O haberi de ben yapmıştım, evet. Hatırladım. Ondan sonra dolayısıyla onlar nasıl seçilecek? Sonra siz Bahçeli Evleri nasıl birinci oturulmak isteyen ilçe haline getireceksiniz? İşte onları devlet bütçe askerlik şubesi yaptı. Mesela. Şeye dedim ki bugün niye yapılmıyor? Bakın ben bunları 5 trilyonluk bütçeyle yaptım. 320 trilyon şu anda bütçe. Şimdi ben şunu merak ediyorum başkanım. Ben Tokatlıyım. Bahçeli Evler'de oturuyorum. Ben size niye oy vereyim? Şimdi bana oy vermeniz için çok neden var. Bir kere ben sizin komşunuzum. Ben ilçede oturuyorum. Bir, komşuyuz. Bunun için verirsiniz. İki, deneyimli bir belediye başkanıyım. İki dönem belediye başkanlığı yaptım. Üç, mimarım, şehir plancısıyım. Mesleğim belediyecilik. Dolayısıyla Bahçeli Evler'in sıkıntılarını da yakından biliyorum. Bu sıkıntıların çözümünü de başarabilecek durumdayız. Sabahleyin seçildiğimizde sabahleyin ne yapacağımızı biliyoruz. Nasıl başlayacağımızı biliyoruz. Benim dönemimde ben makamda oturan bir belediye başkanı değildim. Bahçeli Evler halkı bilir. Biz devamlı sokaktaydık. Ve olumsuzlukları kendim yerinde tespit ederek olumsuzlukların giderilmesi yönünde gerekli talimatları bizzat kendim görerek verirdim. Bahçeli Evlere hizmet edebilmek için yürekli olmak lazım. İnsanları mutlu edebilmek için yürekli olmak lazım. Yüreğini ortaya koymak lazım. Sorunların üstesinden gelebilmek için yürekli olmak lazım. Bize güvensinler, bize inansınlar. Geçmişte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biz bu işi biliyoruz. Bahçeli Evleri yine yaşanılabilir İstanbul'un birinci ilçesi konumuna taşımaya gayret edeceğiz. Bize güvenin, göreceksiniz Bahçeli Evler'de daha huzurlu, daha mutlu, daha modern bir kentte yaşamanın heyecanını, sevincini, gururunu, onurunu hep birlikte paylaşacağız. Biz sizin komşunuzuz, kardeşiniziz. Bize güvenin, biz sizi mahcup etmeyiz.